Efendim Haber Artı ile karşınızdayız. Ana haber bültenimizin hemen sonrasında tabii gün içinde iki ayrı noktadan yükselen NATO'ya ve dikkat çeken, NATO'nun tehditlerine dikkat çeken açıklamaları ana haber bültenimizde yansıttık. Ama bunun ötesinde neredeyse İsrail'in alçakça gerçekleştirdiği hastane saldırısı sonrasında soluğu Kürecik üstünde, İncirlik üstünde, meydanlarda, alanlarda alan yurttaşlarımıza da mikrofon uzattığımızda aslında konunun ne kadar hassas ve önemli olduğunu ve bu bilincin yayılması ve aşılması konusunda NATO'yla başta mücadele etmek gerektiği hususu net bir şekilde anlatılıyordu. NATO ülkemize giriş tarihinden itibaren hangi tehditleri beraberinde getirdi? Bütün bu sorulara da Haber Artı'da biraz olsun mercek tutmaya çalışacağız. İki tane çok kıymetli konuğum var. İlk konuğum bugün gün içinde hem Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nde hem de Hamas liderlerinden Fevzi Berhum'la gerçekleştirilen basın toplantısında öne çıkan Vatan Partisi'nin MYK üyesi Avukat Sayın Nusret Senem olacak. Sayın Senem, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. İyi akşamlar efendim. Bir diğer konuğum da özellikle emperyalist ve siyonist cephede yaşananları açık seçik köşesinde net bir şekilde olgularla yayınlayan isimlerden Sayın Ersan Ergün bizi kırmayan isim oldu. Milat Gazetesi yazarı kendisi. Sayın Ergün, siz de hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar diliyoruz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi Sayın Senem, sanıyorum Vatan Partisi'nin tarihi mücadelesinin belki de en baş noktalarından yer alan meselelerin başında yer alıyor NATO mücadelesi. Ama kişisel gözlemim, çok uzun yıllar NATO'nun evet siyasette zaten çok karşıtlığı gelişmesi çok zaman aldı ama yurttaş bilinci açısından son birkaç yılda NATO'yu işte besleyen kaynaklar, NATO'nun getirdiği yükler konusunda bir farkındalık gözlemlendi. Kuşkusuz burada Vatan Partisi ve ortaya koyduğu iradenin etkili olduğunu düşünenlerdenim. Temel olarak şu mu anlaşılamadı NATO meselesinde? NATO'nun düğmesi kimde? NATO'yu kim yönetiyor? Ya da siz buna nasıl yanıt vermek istersiniz? Sayın Karadut, şimdi konu tabii çok güncel olduğu için şöyle cevap verelim. Filistin'deki kardeşlerimize karşı insanlık dışı bir savaş başlatan İsrail, Siyonizm kimi yanında buldu hemen? Doğu Akdeniz'de Amerikan savaş gemileri, uçak gemilerini. İngiliz gemilerini, efendim Alman komandolarını, özel kuvvetlerinin Güney Kıbrıs'a geldiğini bugün öğreniyoruz. Efendim diğer Batılı ülkeleri, Avrupa Birliği'ni vesaire, bunları ilk anda yanında buldu. Peki bu NATO'nun kurucusu kim? Amerika Birleşik Devletleri, 2. Dünya Harbi'nin hemen arkasından kuruldu ve Türkiye 1952'de biliyorsunuz NATO'ya üye oldu. Şimdi o tarihten bu yana Türkiye kadar NATO'nun belasını yaşamış başka bir ülke yok, NATO ülkesi yok. 12 Mart, 12 Eylül darbeleri, efendim binlerce insanın işkenceden geçirdiği sıkı yönetimler, 15-16 Temmuz FETÖ darbe girişimi, Ergenekon, Balyoz kumpasları, tertipleri, bütün bu belalar NATO nedeniyle Türkiye'nin yaşadığı gerçekler. Kitle katliamları yaşadı Türkiye, NATO'nun şeyleri ve aparatlarının yaptığı kışkırtmalarla. Maraş olayı gibi, Sivas olayı gibi, Malatya olayı gibi, Erzincan olayları gibi. Yüzlerce aydınımız suikasta uğradı. Yüzlerce vatandaşımız, binlerce gencimiz NATO'nun kışkırtmalarıyla birbirine karşı savaştırıldı, kırdırıldı. Şimdi NATO böyle bir örgüt ama son olarak ortaya çıkan
şu Doğu Akdeniz'deki yığınaklanmaya baktığınız zaman işte NATO bu. NATO bu. NATO gerçeği budur. Gelmiş, Doğu Akdeniz'e demirlemiş, ne zaman gideceği belli değil ve hedefinde sadece Filistin değil, sadece Suriye değil, sadece Araplar değil, sadece Türkiye değil, bütün insanlık var hedefinde. Bütün insanlığı tehdit ediyor. Tabii mazlum milletler NATO'nun tehditlerine karşı birleşen ülkeler de, uyanan ülkeler de ayrı bir cephe yaratıyorlar. Avrasya cephesi, orada bir Avrasya cephesi oluşuyor. Mazlumlar cephesi oluşuyor. Venezuela'sından Çin'ine, Rusya'sından Arabistan'ına kadar, Türkiye'sine kadar. Bir başka cephede bu alanda oluşuyor. Bir insanlık savaşı, insanlık mücadelesi söz konusu olan. Şimdi burada NATO'nun bu son hamlesine, son büyük yığınağına karşı mutlak surette başarı elde edecek bir strateji uygulaması lazım Türkiye'nin. Türkiye burada önder konumlarda olan ülkelerden birisi. Bakın Rusya kendi konumunu aldı Karadeniz'de. Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki uçak gemilerini de vuracak düzeyde. SES'ten 7-8 kat hızlı füzeleri Rus uçak MiG-31 uçaklarına yükledi ve bunu bizzat Putin'in ağzından, yani bunu bir tehdit olarak söylemiyorum ama bunu bilin diye bir not düşerek ifade etti. Çin bu bölgeye uçaklarını deniz araçlarını, savaş gemilerini gönderdi. Şimdi bu bölgenin ortaya çıkan bu tehdit karşısında yapması gereken şeyler var. Özellikle Türkiye'nin yapması gereken şeyler var. Peki Rusya konumlanıyor, efendim diğer ülkeler konumlanıyor ama Türkiye ne yapıyor? Çok enteresan. Çok enteresan. Bugün Numan kurtulmuş gitmiş, Kırım'ın işgalinden söz ediyor Çekya'da. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ilgili protokolü imzalayarak onaylanmak üzere meclise gönderdi. Yani bu, ne oluyoruz? Yani çok enteresan bunlar tabii. Yani Türkiye'nin pozisyonuyla, konumuyla hiç uyuşan tavırlar, davranışlar görmüyoruz. Manzara hiç hoşa gidecek bir manzara değil. Oysa Türkiye'nin yapması gereken, NATO'nun bu hamlesine karşı yapması gereken, kendisini de tehdit eden, etrafına üslerle çevrilmiş halde bir ülke olarak yapması gereken şeyler var. En başta yapması gereken NATO'nun ve İsrail'in kullandığı kürecik üssünü kapatmak. İsrail'in gözlerini kör etmek. Birinci yapılması gereken budur. İkincisi, İncirlik üssünü hemen kapatmak gerekiyor. Bu çok önemli bir tedbir. Bunlar İsrail'le savaşmak anlamına gelmeyen ama Türkiye'nin alması gereken tedbirler. Bir başka önemli tedbir, Türkiye Suriye ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki PKK örgütünü, Amerika'nın kara gücüm dediği örgütü ve o yobaz örgütleri, IŞİD gibi yobaz örgütleri temizleyecek bir silahlı işbirliğine girmek zorunda. En önemli tedbirdir bu. Eğer bu tedbirleri Türkiye bir an önce almazsa kendisine yönelen tehdidi bertaraf etmesi konusunda son derece bir büyük bir zaaf içinde olacaktır. Onu görmek lazım. Sonra kısa sürede meclise gelen bu İsveç protokolü mecliste onaya sunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ve hükümete sesleniyoruz. Kesin olarak İsveç'in NATO'ya girmesine veto oyu kullanmak lazım, reddetmek lazım İsveç'in NATO'ya girişiyle ilgili bu protokolü. Bu protokolün sunulması bir hata ama reddedilmesi tarihi bir hata olur. Tarihi bir hata olur kesinlikle. İnsanlığın
öldüğü, çocukların bir vahşice katledildiği, bütün bir Filistin halkının sürüldüğü, yerinden edildiği şartlarda böyle bir tavır hakikaten tarihi bir hata olur, tarihi bir yanlış olur. Türkiye'nin milletvekillerine, hükümetine düşen, yakışan davranış bu protokolü hemen reddetmektir. Kesinlikle. Bu da önemli bir sinyal olur. Kısa sürede bununla ilgili sanıyorum meclis gündemine alınacaktır. Eğer Sayın Kurtulmuş Batı'daki o Ukrayna desteğini bir an önce tamamlayıp yurda dönerse gündeme alacaktır. O gündemde kesin olarak bu şeyi, mesajı Batı'ya vermesi gerekiyor Türkiye'nin. Birinci tedbir olarak. Ayrıca demin ifade ettim, Suriye ile birlikte silahlı işbirliğine girerek en kısa sürede İsrail'in kurmak istediği kukla Kürdistan'ın başa bela o girişimin askeri konumundaki PKK örgütünü temizlemek gerekiyor Suriye'nin kuzeyinden. Bu İran da buna katılabilir. Arzu ederse Rusya da buna katılabilir. Birlikte yapılabilir bu. Tabii birlikte olursa çok daha etkili ve esaslı bir mesaj olur. Ama Suriye ile Türkiye'nin gücü de buna yeter. Suriye ile Türkiye birleştiği zaman, işbirliği yaptığı zaman, silahlı işbirliği, bu pekala mümkündür. Şimdi hiç Suriye ile ilgili bahaneleri duymak istemiyorum. Hükümet çevrelerinden böyle bahaneler söyleniyor. Efendim Esad istemiyor da şöyle de böyle de. Bunları geçin. Suriye'nin bu hale gelmesindeki sorumluluğunuzu hatırlayın diyorum. Sorumluluğunuzu 2011'den beri sorumluluğunuzu hatırlayın diyorum. Her şeyi, bütün kusuru Suriye'nin üzerine yıkarak buradan sıyrılamazsınız. Bunu net olarak ifade etmek gerekir. Bakın şimdi bu kadar sert söylüyorum. Yani bunu söylemek durumunda bırakıyorlar. NATO'nun, İsveç'in NATO'nun genişlemesine oy vermek de ne demek? Tam bu insanların, çocukların katledildiği şartlarda bunun gündeme getirilmesi de ne demek? Bunu iyi düşünmek lazım. Sırf para dilenmek için yapılıyorsa yazık, Türkiye'nin şerefini yerlere düşürmek olur bu. Böyle bir şey olabilir mi? Batı'dan sıcak para gelecek diye böyle şeylere tevessül ediliyorsa yazık Türkiye'ye. Böyle olmadığını ummak istiyorum. Bunu açık olarak ifade edeyim. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Önemli bir mesaj içeriyor. Son derecede sert bir çıkış olarak da tanımlamak mümkün Sayın Senem ifadelerinizi. Devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda. Sayın Ergür, işte böyle bir ortamda şimdi yurttaş tabii Filistin meselesine duyduğu hassasiyetle gözünü tamamen bu noktaya çevirdi. Belki sokaktaki vatandaşa bugün ekonomi mi, NATO mu ya da düşman kuvvetler mi desek, hakikaten bu anlamda bir birinci sıraya bu meseleyi koyacak bir hassasiyet gözlemliyoruz. Mikrofonu uzattığımız vatandaş. Vatandaş, yurttaşımız soluğu Kürecik'te alıyor, İncirlik'te alıyor. Buraların derhal Türk Silahlı Kuvvetleri'ne denetimine geçmesi konusunda çağrı yapıyor. Ama siyasi iktidara baktığımızda garip bir müttefiklik anlayışı var. İşte 15 Temmuz'u yapan Amerika'sı, NATO'su, işte daha yeni SİHA'mızı vuran Amerika-NATO üstlenmelerinin oluşturduğu bir kulvar. İşte ne bileyim, Mehmetçiğimize kurşun sıkan ülkelerin tamamının mermilerinin nerede yapıldığına baksak zaman zaman bu kamuoyuna açıklanıyor, ama işte NATO ülkeleri olduğunu görüyoruz. Yahu bu nasıl bir müttefiklik? Hani Türkiye'nin NATO'yu korumasını bırakın, Türkiye'yi durduran, Türkiye'ye namlu uzatan, Türkiye namlusunu çeviren bir NATO var, ama bu müttefiklik olgusu da bir türlü bitmek bilmiyor. Ne dersiniz bilmiyorum Sayın Ergür. Evet, Nusret Bey, Nusret abim diyeyim ben. Gerçekten yüreği yanmış şekilde cümleler kurdu. Evet. Ben de onun o yüreğinin yangınlığını yapmaması, ben de hissediyorum. Yapmaması mümkün mü? Değer meslek. Evet. Tabii kendisi bir siyasetçi. İstiyor ki bir an önce bu yangınlar sönsün. Ben de bunu arzu ediyorum. Ancak elbette ki devletlerde ve uluslararası ilişkilerde belli bir adım ve süreci takip etmek gerekiyor. Bakın, bugün okumuş olduğum bir makalede
bir stratejistin, Avrupalı bir stratejistin İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili konuda NATO ne kazanacak diye başlık atmış. İsveç'in NATO'ya kazanacağı hiçbir şey yok. Yani İsveç yaklaşık 40 bin, 45 bin civarında bir ordusu olan bir ülke. Evet, belki savunma sanayi ürünlerini kendisi yerli üretiyor kendi açısından ama çok da NATO'nun silahlı gücüne katkı sağlayacak olan bir ülke değil. Yani İsveç'in NATO'ya girmesi Avrupa ve NATO sınırlarının Rusya veya farklı tehlikelere karşı kendisini koruyacağı bir konum değil. Bilakis sadece NATO'nun doğuyu, şarkı, Rusya başta olmak üzere şarkı ve yeni dünya düzeninde Türkiye'nin de içerisinde olacağı Çin ve Türkiye etkisiyle bölgedeki küresel güç olma yolunda olan ülkeleri çember alma operasyon olarak ben görüyorum İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya alınmasını. Ancak elbette ki bugünkü geldiğimiz noktada Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine şiddetle karşı çıkmasını beklemek benim için de çok akılcı olmamakla beraber bunu mutlaka bir yaptırım aracı olarak kullanması gerekiyor. Yani bugün siz hava kuvvetleri açısından eğer Amerika'ya bağımlıysanız ki bugün F-16'lar konusunda gerçekten Türkiye bir Amerikan bağımlılığı içerisinde kendi hava araçlarımızı yani 5. nesil savaş uçağımız Kaan'ı 2028 yılı ve 2032 yılında 2028'de ilk uçuşu 32'de de seri üretimi planlanan bu savaş uçağının devreye alınmadan doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ile bu anlamdaki ilişkileri koparmak çok zor. Çünkü onlarla bu bağı kopardığınız takdirde yeni bir hava savunma sistemleri uçaklarına döndüğünde çok ciddi maliyetler ve uzun bir yatırım gerekiyor. Bunların bakım masrafları, teknik personel yetiştirmesi yani bu çok uzun bir süre. Bunu beklemekten ziyade Türkiye'nin kendi yerli savaş uçaklarını yapması daha kısa ve daha çabuk olacaktır. Dolayısıyla ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden şunu bekliyorum aslında. Türk halkının duyguları elbette ki doğrudan reddedilmesi noktasında ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan Batı'ya ve Amerika'ya ne mesaj verdi? Dedi sizin kongreniz varsa bizim de meclisimiz var. Yani bu sözün gereğini ben meclisin yapmasını bekliyorum. Neden bekliyorum? Çünkü Amerika bize F-16'ları koz olarak kullandı. Biz vermeyeceğiz dedi. İsveç'in NATO üyeliğini oranılması gerekiyor dedi. Bence Türkiye burada İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunu hem kendisiyle ilgili hava kuvvetleri anlamındaki revizyon noktasında hem de bugün Orta Doğu'daki ona birazdan diyeceksiniz zannediyorum. Filistin meselesinde İsrail'in Gazze'yi bombalaması konusunda da bir karşı koz olarak kullanması gerekir ve bu mecliste ben meclisin reddetmesini bekliyorum. Dolayısıyla bu aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın sözünün yere düşmemesi gereken bir adım olarak önümüzde duruyor. Ancak meclis nasıl bir karar alacak veya perde arkasında uluslararası anlamda bu ülkelerde neler konuşuluyor onu bilemiyorum. Tabii devlet bu noktada kadim aklını elbette yürütecektir. Ancak bizim ve Türk halkının beklentisi bu yönde. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman Türkiye her zaman için NATO'ya katkı sağlamakla beraber NATO Türkiye'nin hep sürekli olarak aya altını yani aya bastığı yerin altına tuzaklar kuran ve hemen kendi güneyinde Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletini devralmak isteyen bir politikayı ortada yürüttü. Afganistan'a bakıyorsunuz herkese yine öyle. Dolayısıyla aslında NATO bugün gelecekte kendisini garanti altına almakla beraber Yunanistan'daki NATO üslerinin ve Amerika üslerinin konuşlanması da aslında sadece Rusya değil Türkiye'de içerisine alan bu Doğu blokunu ve Orta Doğu'yu bir çembere alma operasyonudur. Türkiye bunun farkında ve bilincinde yani geleceğe dönük olarak da bu anlamda kendi yerli ve yerli savunma sanayi sistemlerine ağırlık vererek bu anlamda ciddi olarak tedbirlerini alma yolunda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra nasıl ki savunma sanayimiz gelişti, bugün geldiğimiz noktada da Türkiye'nin hava kuvvetleri ve orta ve yüksek irtifa savunma sistemlerindeki yoğunluğu da hızlanmış bir vaziyette. Türkiye'deki Amerikan üslerinin kapanmasına gelince, şimdi bakın şu anda Türkiye İsrail ve Gazze meselesinde olduğu gibi, Rusya-Ukrayna meselesinde olduğu gibi tüm dünya üzerindeki taraflarla görüşen ve arabuluculuk noktasında etkin rol oynayan tek ülke. Yani biz bugün hemen Amerikan üslerini bir anda buradan kaldıracak olursak veya Amerikan elçiliğini benim olduğum bazı sosyal medya gruplarında oradan itirazlar ve sorular geliyor. Neden biz hemen Amerikan Büyükelçisini göndermiyoruz? Neden İsrail Büyükelçisini İsrail kendisi çekti, biz neden göndermedik şeklinde çıkışları var. Bakın
Eğer biz Türkiye olarak ekonomik ve askeri anlamda bir güç unsuru, caydırıcı güç unsuru, bunu savaşma anlamda söylemiyorum. Nasıl ki Amerika Doğu Akdeniz'e savaş gemisini gönderdi caydırıcı güç olarak, Türkiye'nin de bu tarz caydırıcı bir gücü olmuş olsaydı elbette ki çok daha farklı olabilirdi. Ancak bu anlamda Türkiye'nin arabuluculuk noktasındaki etkisinin sürdürülebilmesi, gerek Filistin ve gerek İsrail arasındaki arabuluculuk rolünün sonuç verilmesi, Mısır'la, Suudi Arabistan'la, Katar'la, diğer ülkelerle ve Rusya'yla bakın çok güzel diyaloglara var. Sayın Putin'le Cumhurbaşkanımız kaç defa görüştü? 2 defa görüştü bu İsrail ve Filistin meselesinde. Dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu konuda sergilemiş olduğu durum Türkiye'nin girişimleriyle çok daha anlamlı bir hale geliyor. Ancak bir de şu soru akla geliyor. Bakın İsrail aynı zamanda Suriye'de Şam'a ve Suriye'deki bazı üsleri bombaladı. Düzeyle vurdu. Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Rusya'nın bu anlamda orada sessiz kalması da aslında düşünülmesi gereken bir konu. Yani neden Rusya orada sessiz kalıyor? Bu anlamda Türkiye Suriye'de Rusya'yla çok daha aktif bir dış politika sürdürmesi gerekir. Yani neden sürdürmesi gerekir? Bir an önce Suriye'de istikrar sağlanırsa Rusya'nın da Suriye'yle birlikte bu anlamda Ortadoğu meselelere aktif ve olumlu yapıcı yönde adım atması hızlandırılmış olur. Çünkü bugün bakıyorsunuz Ukrayna ile bir savaş açısından bir Rusya'nın doğrudan doğruya Suriye üzerinden İsrail'le cep açması da çok makul ve beklenen bir durum olmasa gerek. Bugün bir makalede okumuştum Can Bey. Makalede Amerika'da yayınlanmış olan bir makale. Diyor ki orada PKK ve PYD'ye Türkiye'ye karşı eylemlerinizde ne yaparsanız yapın biz uzakta da olsa sizi destekleyeceğiz diyor. Ve bu anlamda biz uçak gemisini Orta Doğu'ya göndererek aslında sadece Hamas terör örgütü diye geçiyor orada ki Hamas'ı ben terör örgütü olarak görmüyorum. Görmemek de gerekiyor zaten. Yani biz Batı kendisine karşı kendini savunan, çocukları savunan, kadınları savunan bir unsuru, savaşçı bir unsuru terör örgütü nitelemesiyle ben de onları terör örgütü olarak nitelemek durumu değilim elbette. Biz kendi terör anlayışımızla YPG ve PKK'ya karşı olan terör davranışlarını Amerika'ya kabul ettirebildik mi? Yani Amerika bugün bugünkü makalede yazıldığı gibi Türkiye'ye karşı yapacağınız her türlü eylemi destekleyeceğiz ifadesi ne anlama geliyor? Yani bizim için gerçekten terör unsuru olan bir örgüte adres gösteriyor, hedef gösteriyor Amerika. Ve dolayısıyla savaş gemilerini de aslında Hamas'a karşı gönderilmediğini, özellikle üçüncü ülkelere karşı gönderdiklerini makalede açıkça ifade ediyorlar. Peki bu üçüncü ülke kim? En başta Türkiye. Çünkü geleceğe dönük olarak küresel güç olma yolunda kendi kendine iten ve silahlı kuvvetleriyle dünyanın en güçlü orduları arasında olan Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir unsur olduğu artık bugün net. Yani Suriye'deki Amerikan politikalarının bozulmasındaki en büyük unsur Türkiye. Bakıyorsunuz İsrail karşısındaki en büyük etki Türkiye oluşturuyor. Yani İslam ülkeleriyle yaptığı görüşmelerde İslamist bir teşkilatının duyarsızlık arasındaki Türkiye'nin attığı adımlar bugün gerçekten sonuç veriyor. Nereden sonuç veriyor? Evet belki İsrail'in yaptığı bomba yağdırdığı bombalı durdurmaya henüz yeterli olmadı ama bu ülkelerin cılız da olsa İsrail'in karşısında bir söylem bir yerine girmiş olmaları da oldukça önemli. Bakın bugün bütün bu ülkelerde ben TRT Arapça'da girdiğim bazı yayınlarda konukları falan orada izliyorum. İslam ülkeleri ciddi ciddi Orta Doğu'daki ülkelerin Batı'ya karşı bir birlik oluşturması gerektiği konusunda hemfikir olmuş vaziyetleri. Bu oldukça önemli. Evet. Dolayısıyla ben son cümlelerimle konuyu toparlayayım müsaadenizle Can Bey. Lütfen belki efendim. Süremizi bir bölümümüz daha var. Orada da devam ederiz elbette. Buyurun efendim. Olur. Şimdi bakın Türkiye şu anda özellikle kendi coğrafyamızda kendi barış gücümüzü oluşturacak adımlar atmalı. Yani neden biz Birleşmiş Milletler işlevini yitirmiş, tarafsızlığını bozmamış, taraf olmuş, bir Hristiyan kulübü haline gelmiş, Müslümanların kafasına, çocukların, kadınların başına bombaları yağdırıyor. Biz bulunduğumuz yerde dua ederek çaresizce bu olayları izliyoruz. Neden bu böyle bir olsun? Süratle kendi barış gücümüz kurulmalı. Peki. Yani Suudi Arabistan'da, Katar'la, Birleşmiş Milletler'de barış gücü kurulmalı ve bir de ani müdahale gücü kurulmalı. Yani biz kendi bölgemizdeki terör eylemlerine veya bir takım olumsuzluklara müdahale edecek ani müdahale gücünü kendimiz kurmalıyız. Peki. Buna ne isim verse versinler. İstanbul 30 desinler, başka bir şey desinler Can Bey. Peki efendim. Devam edeceğiz. Bir aranın ardından Haber Artı devam edecek.
Efendim, bir aranın ardından devam ediyoruz. Değerli konuklarımla birlikte Milat Gazetesi yazarı Sayın Ersan Ergür ve Vatan Partisi MYK üyesi avukat Sayın Nusret Senem'le birlikte sohbetimizi sürdürüyoruz. Sayın Senem, tabii bölgede Filistin meselesi, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Doğu Akdeniz'de yaşananlar, NATO'nun Amerika ekseninin işte emperyalizm, siyonizm işte birlikte kol geziyor, hedef aldığı süreç. Şeyi önemsedim Sayın Ergür'ün anlatımlarındaki işte caydırıcı güç olabilme, ara bulucu mekanizma ve bölgesel bir nasıl diyeyim bir ordu kurulması, sanki öyle anladım. Bütün bu şartların oluşabilmesi çerçevesinde siz yıllardan beri çıtayı belki çok daha yukarıda tutup bir Asya coğrafyasında Batı Asya Birliği ya da işte Asya'da yükselen bir sürecin ittifaklarının gelişmesi meselesine dikkat çekiyorsunuz. Bu iki görüşün birleştiği nokta var mı, yoksa farklı bir şey mi anlatıyorsunuz diye sormak isterim size. Buyurunuz efendim. Biraz farklı bir şey anlattığımızı düşündüm. Buyurun. Sayın Ergür konuşmalarından. Şimdi Filistin'de Hamas büyük bir kahramanlıkla savaşıyor. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla ölü sayısı 5000, yaralı sayısı 15000. Hastaneler işlevsiz hale gelmiş vaziyette. Tüvezde çocuklar ölümle yüz yüze. Binlerce çocuk öldü. Kadınlar ölüyor, siviller ölüyor. Hani Cenevre sözleşmeleri, efendim insan hakları vesaire tereneleri, ondan sonra uluslararası sözleşmeler, uluslararası örgütler, uluslararası hukuk falan lafları vardı. Hepsi boş. Birleşmiş Milletler dahil. Batı için 200'lü Rüstet abi, 200'lü. Hepsinin 200'lük olduğu, Batı'nın işine yaradığı zaman bunların değer ifade ettiği, onun dışında hiçbir değerinin olmadığı, bütün dünyanın çıplak gözle gördüğü bir gerçek haline geldi, değil mi? Olay bu. Şimdi bütün bu şartlar yaşanırken Amerika'nın ve bütün Batı'nın emperyalist güçleri ve siyonistler birleşip Doğu Akdeniz'e bir büyük yığınak yapmışken ve bu yığınağın Türkiye'yi, Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı, Rusya'yı, hatta Arap ülkelerini tehdit ettiği gerçeği de ortada dururken, biz Arap ülkelerinin bir barış gücü oluşturmasını mı bekleyeceğiz? Bu ne zaman gerçekleşecek acaba? Nusret Bey. Bunun hiçbir gerekliği yok. Hemen bir şey söylemem gerekiyor. Çok özür diliyorum. Arap Birliği kastetmiyorum asla. Orta Asya'da Türk Devleti Teşkilatı'nın dahil olduğu, evet, Afrika ülkelerinin dahil olduğu bir İslam Birliği. Yani İslam Birliği adını kullanmayabilirsiniz. Medeniyet coğrafyamız. Bakın, çok kısa bir şey okuyabilir miyim size? Bugün Fransa Cumhurbaşkanı'nın İsrail ziyaretiyle ilgili bir video önüme geldi. Hemen baktım, 1526 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Fransa Cumhurbaşkanı, düzeltiyorum, Fransa Kralı 1. Frontiers'e destek için annesine yazdığı bir mektubu gördüm. Orada ne diyor bakın, diyor ki, ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taş giydiren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve atalarımın fethettiği Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin, Anadolu'nun, Karaman'ın, Rum'un, Dulkadiroğulları vilayetinin, Diyarbakır'ın, Kürdistan'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Halep'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, bütün anladım, coğrafyanın, Yemen'in ve daha nice ülkelerin büyük atalarımın, Allah kabine nurlu etsin, karşı konulmaz kuvvetlerle fethettikleri ve benim muhteşemliğin ve de ateş saçan mızrağımın diye devam ediyor. Bakın, biz bu coğrafyanın bugüne kadar gelmiş devlet lideriydik. Bunu tekrar neden biz yaşamayalım? Bu 1500'lü yılların meselesi. Bugüne motomat uygulamanız mümkün değil. Arap ülkelerinin İbrahim anlaşmalarını biliyoruz İsrail'le. Daha görüşmeler Suudi Arabistan'la sürerken bu olay patladı. Onun için, evet,
Bunlar çok kolay işler değil. Tabii İslam ülkeleri birleşsin, bundan mutluluk duyarım. Buna hiçbir itirazım olmaz. Ama bugünkü sorunu çözmez. Bu bölgeye emperyalizmin ve siyonizmin yığınağının karşısında bir kuvvet yaratmaya bugün için hiçbir çare olmaz. Bunu nasıl çözülür peki Sayın Senem? İkincisi, İslam İşbirliği Örgütü hiçbir şey çıkmadı değerli kardeşim. Oradan da hiçbir şey çıkmadı. Yani bazı zaten siyonizmin belki durumunu anladılar, bir miktar daha Filistin'in acılarını bir miktar daha hissetmeye başladılar vesaire, ama somut hiçbir şey yok. Arabuluculuk. Ha, bugün ne arabuluculuğu? Filistin'de Hamas bizim için de savaşıyor. Suudiler için de savaşıyor. Suriyeliler için de savaşıyor. Rusya için de savaşıyor. Dünyanın ön cephesi. Filistinliler İsrail Siyonizmine muazzam bir tokat vurdular. O efsane Mossad'ını falan yerle bir ettiler. Onların prestijini sıfırladılar. Bu çok önemli, çok değerli bir kazanım. Bunu görelim. Onun için bunlarla, İsrail'le, bu çocuk katilleriyle ne arabuluculuğu? Arabuluculuk demek ne demek biliyor musunuz? Tarafsızım demek. Tarafsız olan bertaraf olur. Tarafsız olan bertaraf olur. Türkiye'de böyle laflar edenler oluyor. Bugün çocuk katilleriyle bilmem ne arasında ne tarafsızlığı olacak? Tabii böyle bir şey olur mu? Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, bu tarafsızlık falan şeylerini. Bakın Rusya'dan Dugin bile ya bunun İslam ülkeleri açısından ne büyük bir yanlış olacağını gazetelerde okuduk, dile getirdi. Yani bu Türkiye'nin yapacağı iş midir? Bir batıdan para dilenmek için falan yapılacak iş midir bu? Bu arabuculuk falan lafları çok tehlikeli ve çok yanlış. Filistinlilerin yerle bir edilmesine, Gazze'nin yerle bir edilmesine yol açacak bir olay. Ona onay vermek anlamına gelir. Gerçi yerle bir de edemezler. Onu da söyleyelim. Ama öyle bir muazzam direniş gösteriyor ki, bakın kara hareketi yapamıyorlar. Kara hareketi yapamıyorlar. Hamas'ın tünellerinden korktukları için kara hareketi yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Ama hırslarını çocuklardan, kadınlardan, sivillerden alıyorlar. Alçak herifler. Bunu görelim. Onun için onlarla ne arabuluculuğu olacak? Böyle bir şeye dile getirmek bile bence Türkiye'ye yakışmaz. Bizlere yakışmaz. Bunu söyleyeyim. Nasıl çözülür o zaman Sayın Senem? Neyle çözülür? Çözümü şudur. Demin kısa ifade ettim. Bakın, bir, Türkiye'deki üsleri hemen kapatacağız. Şimdi İsrail'e... Orada da Sayın Ergür diyor ki bu o kadar kolay değil. Yani Amerikan Büyükelçisini gönder, üstü kapat. Arkanda bir güç yoksa... Arkanda bir güç yoksa bunu yapamazsın. Sanki öyle bir izlenim edindim. Bu 1970'li yıllarda Süleyman Demirel, biliyorsunuz. Herkes Süleyman Demirel'e çok laf ederdi, solculardan özellikle. İncirlik dahil bütün Amerikan üslerini kapattı. Bakın, Amerika'nın bir girişimi nedeniyle bütün Amerikan üslerini kapattı. Ne yaptı Amerika? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamaz. Türkiye eğer çevresindeki ülkelerle ittifakını sağlamlaştırırsa Türkiye'ye hiç kimse bir şey yapamaz. Türkiye NATO'dan çıkarsa NATO dağılır. Bakın, o NATO'dan korkanlara söylüyorum buradan. Türkiye NATO'dan çıksın, NATO dağılır. Bir tek Amerika kalır. Başka asker olan bir güç yok. Türkiye'nin bütün silahlı kuvvetleri, jandarması hariç NATO'ya hizmet ediyor. Çıksın Türkiye NATO'dan, NATO dağılır. NATO'nun bütün operasyonlarında Türk askerleri görev aldı. Afganistan dahil. İslam diyoruz değil mi? Yakışır mı İslam'a? Yakışır mı? Afganistan'daki zavallı insanların başına Amerikan bombalarının patlatılmasında nöbetçi görevi yaptı Türk askeri. Yakıştı mı? Yazık olmadı mı? Ne oldu? Afgan'ın o zavallı köylüsü Amerikalıları kovdu ülkesinden. Savaştı. Direndi. Afganlar kadar olamıyor muyuz? Afganlar kadar olamıyor muyuz arkadaşlar ya? Suriye kadar olamıyor muyuz? Bütün 7 düvelin, Amerikan emperyalizminin ve bütün emperyalistlerin çullandığı Suriye ayakta kaldı. İran'ın ve Rusya'nın desteğiyle. Türkiye'de maalesef o dağılmada çok olumsuz roller oynadı. Hadi şimdi değiştirdik biraz, ama yani artık buna cesaret edelim. O kürecik üssü kapandığı zaman İsrail'in gözü kör olur. İsrail'e giden bütün istihbarat berhava olur. Bu çok büyük bir destek olur Hamas'a. Büyük bir destek olur Filistin halkına. Ya bu destekleri vermeyecek de Türkiye ne yapacak?
Arabuluculuk mu yapacak? Yazık yani. İkincisi İncirlik. Suriye'nin parçalanmasında bir numaralı rol oynadı. Irak'ta 1,5 milyon Arap'ın çöle gömülmesinin bir merkezi haline geldi. Bütün uçaklar oradan sortu yaptı, bombaladılar Irak'ı. Yani İslam'a yakışıyor mu bu? İslam'ız diyoruz bir de. Yakışıyor mu? 1,5 milyon İslam ümmetini çöle gömdü Amerika. İncirlik'ten kalkan uçaklarıyla. Artık buna bir son vermek lazım. Bu destekleri verebiliriz. Hiç kimse de Türkiye'ye diş geçiremez. Neymiş Türkiye'nin Türkiye'yi tehdit edecek güç? Paradan tehdit edecekler. Bu millete anlatırız. Bu millete anlatırız, fedakarlık yapar. Filistinler canıyla fedakarlık yapıyor. Biz de biraz yiyeceğimizden, içeceğimizden keserek yaparız. Kamu eliyle yaparız. Cebimizdekileri veririz, yastık altındakileri veririz. Yeter ki dirensin Türkiye. Türkiye direnmeye karar verdiği zaman kimse duramaz Türkiye'nin önünde. Bunu görelim değerli arkadaşım. Bunu görelim kesinlikle. Üçüncüsü, bölücü örgütü. Amerika'nın bir numaralı desteğini alan, binlerce tırla desteklenen, efendim özel kuvvetleriyle eğitilen, hatta uçak eğitimi verilen bir kuvvet Suriye'nin kuzeyindeki PKK örgütü. PYD diyorlar ama PKK olduğunu herkes biliyor. Amerikalılar da biliyor, dünya alem de biliyor. O örgütü Suriye ile işbirliği yapalım da bitirelim. Bitirilir. Irak'la, İran'la, Rusya ile de anlaşırız bu konuda. Rusya sık sık Türkiye ile Suriye'yi bir araya getirmek için çaba sarf ediyor. Suçu sadece Suriye'nin üzerine atarak buradan sıyrılmak mümkün değil. Demin söyledim, suçun bütünü Suriye'nin üzerinde, Suriye'de değil. Bizdeki suçları unutmadık. Değil mi? Güne kadar daha Esed deyip duruyorduk. Oradaki kafa kesicileri destekledik durduk. Davutoğlu'nun PYD'nin güneyimizde devlet kurmasını veya özel bölgeler kurmasını savunduğunu unuttuk mu başbakanken? Bütün bunlar ortada. Onun için değerli arkadaşım, Suriye ile Suriye'deki bölücü örgütü temizlediğimiz zaman Filistin'e en büyük desteği vermiş oluruz ve olayın çözümüne çok büyük katkı yapmış oluruz. O barış gücü kurma falan işi de tabii ki olsun. Olsun ama ne zaman olacak o? Onun olmasının bugün şartları yok. Eğer varsa somut bir şey söyleyin, ben de öğrenmek oradan yapalım diyorsunuz. Böyle. Peki soralım onu. Keşke yapsalar, İslam ülkeleri birleşse. Birleşse bundan büyük sevinç duyarız. Biz de o birleşmeye elimizden gelen her türlü harcı yaparız. Ama bu çözmez. Bu bölgede Amerika'yı caydırmanın, İsrail'i caydırmanın bize düşen şeylerini anlattım. Ama bizim dışımızda ittifaklar kurmak lazım. Bu ittifakların içerisinde Çin'in olması lazım. Bu ittifakın içinde Rusya'nın olması lazım. Bu ittifakın içinde İran'ın, Irak'ın olması lazım. Arap ülkelerinin olması lazım. Eğer mümkünse diğer ülkelerin olması lazım. Büyük bir güç yaratmadan biz Amerika'nın, Avrupa'nın Doğu Akdeniz'e yapmış olduğu yığınağı caydıramayız. Bunu da ortaya koymak gerekiyor. Evet. Peki. Bunu caydırmanın tek formülü büyük bir ittifak potansiyelini Türkiye harekete geçirecek. Bu mümkün. Türkiye burada kilit rol oynar. Peki efendim. Sayın Ergür'e döneceğim ama sanıyorum bir kısa araya daha gitmem gerekiyor. Ardından Sayın Ergür'ün de görüşlerini almak istiyorum. Haber Artı'ya devam ediyoruz. Kalan son 12-13 dakika içinde de yine Sayın Ergür'e hızlıca dönmek istiyorum. Tabii Sayın Ergür, Filistin meselesi yüreğimizi yakan temel unsur. Yurttaşımızın da biraz burada gösterdiği hassasiyetle özellikle dış cephemizi sarmış düşmanı daha net gördüğümüz bir tabloyla da karşı karşıyayız diyerek sözü yine size bırakmak istiyorum. Evet. Can Bey, Nusret Bey az önceki konuşmasında Türkiye'nin bölgedeki tutumunun ne olması gerektiğiyle ilgili görüşlerini net olarak ortaya koydu. Evet efendim. Fakat burada onun görüşlerine bir katkı sağlamak istediğim bir husus var. İki husus not almıştım. Birisi bu meselede, arabuluculuk meselesinde Türkiye'nin tarafsız olmaması gerektiğini ifade etti. Evet, doğru. Yani benim de kullanmış olduğum bu meselede eğer izleyicilerimiz nezdinde bir farklı anlaşılma varsa
bunu netleştirmek istiyorum. Bir defa buyurun. Türkiye bu arabulucu konusunda tarafsız değil. Ne demişti Cumhurbaşkanımız Erdoğan? Filistin, Kudüs demek, Mekke, Medine demek, İstanbul demek. Bunlar giderse İstanbul gider demişti. Dolayısıyla aslında bu tarafını net ortaya koyuyor. Yani Türkiye, Filistin halkının kesinlikle Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın yanında. Ancak bu anlamda İsrail'in Amerika'yı veya Birleşmiş Milletleri ve Batılı güçleri yanına alarak yaptığı aymazlığın karşısında eğer sizin askeri olarak bir müdahale etme imkanınız yoksa, ekonomik olarak bir müdahale etme imkanınız yoksa, bu anlamda bu ateşi söndürmek üzere ılımlı bir dış politika sürdürmek durumundasınız. İkincisi, ittifak konusunda ittifak yapılması gerekir derken ben farklı bir isim kurmuştum. Belki bir İslam Birliği adını kullanmıştım burada. Nusret Bey, Rusya ve Çin'i dahil ederek Irak, İran ve Arap ülkeleri sayarak aslında aynı noktada buluştuğumuzu, farklı isimlerin farklılaştırmasında bir farklılığımız olduğunu fark ettim. Burada şunu söyleyerek vurgulamak istiyorum. Bizim medeniyet coğrafyamız var. Yani bunu medeniyet tasavvuru yaptığımız zaman medeniyet coğrafyamızdaki ittifak Orta Asya'yla, Rusya'yla, Çin'le tarihsel süreç ve Orta Doğu'daki ve Afrika'daki ezilmiş ve sömürülmüş ülkeleri düşündüğümüzde Türkiye bu anlamda doğal bir lider konumuna geldi. Özellikle İsrail'in Gazze saldırıları karşısında Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın sürdürmüş olduğu diplomasi dolaşımı ve aksiyonları bu anlamda Türkiye'yi doğal bir lider konuma getirmiştir ve geleceğe de katkı sağlayacaktır bu anlamda. Tabii şimdi dönüp baktığımız zaman İsrail elbette ki geçmişten beri bunu planlıyordu. Yani Hamas her ne kadar İsrail'e ciddi bir darbe vurmuş ve İsrail'in yenilmez olmayan bir ülke olduğunu önce kendi coğrafyamıza ve dünyaya göstermiştir. Bu oldukça takdir edilmesi gereken bir mesele. Ancak burada Türkiye'de ikiye bölünmüşlük var. Nedir bu ikiye bölünmüşlük? Hamas bunu neden yaptı? İsrail'in gücü karşısında güçlü bir savunma ve taarruz gücüne sahip olmadan böyle bir eylemi, böyle bir saldırıyı yapmak bugün Gazze'deki masum halkın ve insanların ölümüne sebep olmuştur. Şekli bir görüş var. Bir diğer görüş de evet oradaki insanlar dünya üzerindeki hiçbir ülkeden destek görmediler. Müslüman olan, halkı Müslüman olan devletlerden destek görmediler. Dolayısıyla çaresiz bu kalkışmayı yapmak durumundaydılar. Her gün kadınlar, çocuklar orada aşağılanıyor, evlerine el konuluyor. Yahudiler gelip orayı gasp ediyorlardı. Çünkü bakıyorsunuz Tevrat'ta şunu söylüyor. Çocukları ve kadınları öldürün, onların geleceğe dönük soyları tükensin. Onların malları Yahudi olmayan herkesin malı size helaldir. Dolayısıyla onları oradan zorla çıkarıp, hileyle çıkarıp gasp etmeniz size helaldir. Bu düstur var. Bir not da ben ekleyeyim ona. Aydınlık Gazetesi Hamas liderine sizin bu özetlediğiniz görüşleri sormuştu. Yani işte sizin yüzünüzden Filistin'e saldırı oldu vesaire gibi gelişmeleri. Hamas lideri şunu söyledi. Biz saldırmasaydık zaten İsrail bize saldıracaktı. Bunun hazırlığını duyuyorduk diye de eklemiş olayım. Buyurun efendim. Kesinlikle. Bununla ilgili bundan yanılmıyorsam 8 yıl önce İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir özel sohbetteki konuşması videosu dolaşıyor. Herkes izlemiştir. Siz de izlemişsinizdir. Evet. Orada Gazze'ye ve Filistin'e çok vurucu bir darbe yapmaları gerektiğini, dünyanın buna sessiz kalacağını, Amerika'nın mutlaka kendilerinin yanında olacağını ifade ediyor. Yani dolayısıyla aslında 1967 sınırlarını kabul etmeyen bir İsrail'in, bugüne kadar bağımsız bir Filistin devletiyle masaya oturmayı kabul etmeyen bir İsrail'in, bundan sonraki süreçte yani mevcut duruma sessiz kalarak oradaki insanların barış ve huzuruna katkı sağlayan bir diplomasi ve işgal sürecini yürütmesini beklemek çok doğru bir yaklaşım değil. Sonra Can Bey bakın ben bundan 2019 yılında kaç sene önce? 4 sene önce olmuş, 5 sene önce. 2019 yılında ben Kudüs'e gittim. Mescid-i Aksa'ya girerken beni İsrail askerleri aradı ya. Yani ben kendi ilk mescidimi, ilk kıblem olan mescide girmek için İsrail askerinin bana onay vermesini bekledim. Beni çok ağrıma gitti. Yani oradaki İsrail askerine karşı bir hınç doldum ben. Ve bu insanlar orada her gün bu manzarayı görüyor. Ve onlar her gün dayak yiyorlar. Onlar her gün aşağılanıyorlar. Bir yerden bir yere gidemiyorlar. Gazze yıllardır abluka altında. Yani böyle bir durumda siz
zaten ölüyorsunuz. Hiç olmazsa şerefli ölelim dedi oradaki insanlar. Ve Nusret Bey'in az önceki konuşmasında özellikle izleyicilerimizin zihinlerine nakşetmeleri gereken bir cümleyi tekrarlamak istiyorum. Hamas, Filistin halkı bizim için, Türkiye için, Irak için, Afganistan için, Afrika ülkeleri için, dünya barışı için savaşıyor orada. Ya ben ilave ediyorum, bizim şerefimizi kurtarıyor onlar. Yani bizim oturup burada dua etmekten başka bir aksiyona dönemediğimiz bu süreçte oradaki insanlar şereflice şehadete koşarak aslında bizlerin de belki yapması gereken takım şeylerin oradaki tatbikatını icra ediyorlar. Dolayısıyla bu anlamda bu görüşleri dikkatli dillendirmemiz gerekir. Oradaki insanlar bağımsızlıkları için mücadele veriyorlar. Oradaki insanlar refah sınır kapısı açılsa bile gitmeyeceklerini ifade ediyorlar. Çocuklar bile Can Bey benden daha mağrur ve benden daha cesur. Ben bir askerim. O yüzden öte vurguluyorum bunu. Benden daha cesur bombaları karşılıyorlar, göğüslüyorlar. Çok doğru. Bugün bir çocuğun fotoğrafını gördüm orada Can Bey. Dizlerinin üzerine elini koymuş. Yanında babası muhtemelen vücudu yanmış. Öyle vakur bir hüzünlü duruşu var ki. Yani siz o duruşta gerçekten bir cesaret ve esarete karşı bir isyan görüyorsunuz. O yüzden bizim öncelikle bakın Nusret Bey'e katkı olsun diye ifade ediyorum tekrar. Neden Nusret Bey'e diyorum? Ya bakın bugün bir Starbucks kafenin içini el doldurabiliyorsak. Bugün de bir video paylaşıldı. Bir hanım kızımız ben az önce filan kafenin önünden geçiyorum diyor. O kafenin ismini hatırlayamıyorum şu anda. İçeride diyor bizim insanlarımız doldurmuş tıka basa. Yani biz İsrail'e karşı bir yaptırım uygulamak istiyoruz. Ama onların Türkiye'deki ürünleriyle ilgili veya sahipleri Yahudi olan ürünlerin ve İsrail'e katkı sağlayan bu şirketlerin kapılarında sıraya kuyruk oluşturuyoruz. Bu nasıl bir bakış açısı? Yani Türkiye bakın bugün 1923'te Cumhuriyet ilan ettiği zaman Türkiye'de birçok Yahudi şirketi iş yaptı ve büyüdü. Bugün holding seviyesinde hala Türkiye'de vergi veriyor. Türk insanı, bizim insanımız kendi içindeki her türlü azınlığa ve her türlü din mensuplarına karşı kendi vatandaşlarına, öz vatandaşlarına davrandığı gibi davranmıştır. Bakıyorsunuz İsrail Ortodoks kilisesi bombalıyor. Yani bütün bunlara baktığımızda aslında bizim yakın ve uzak gelecekte İsrail'i bölgede çembere alacak ve ayrımcılıklarına dur diyecek gerçek ve ciddi adımlar atmamız gerekir. Bunun için de öncelikle iç siyasette bir birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Yani bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamayı ben tebrik ediyorum. Yani Netanyahu'nun yapmış olduğu aymazlığı bir koltuk sevdası olarak açıkladı. İnanın ben ilk defa muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorum. Muhalefet ederken diğer siyasi partilere çok dokunmak istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk defa iktidarla ve devletin ortak dış politikasında aynı görüşü vurguladığını görüyorum. Bu evet, durumu saat bile günde iki defa doğruyu gösterir gibi bir durum evet. oldu. Benim olsun, sürem çok azaldı. İzniniz olursa ikişer dakika her iki konuğuma söz hakkı tanıyarak ardından diğer programa pas atmak durumundayım. İki dakikalık sürenizi isterseniz başlatayım. Bu vesileyle sözlerinizi tamamlamış olun Sayın Ergür. Son peki. İki dakikayı da Sayın Senem'e verelim. Buyurun. Biz Türk halkı olarak gerçekten devletimizde Filistin'in yanında olduğumuzu yardım kuruluşlarıyla net olarak ortaya koyuyoruz. 2010 yılında Mavi Marmara gemisi Gazze'ye yardım götürürken ki düşüncemiz ve niyetimiz, cesaretimiz neyse bugün de aynı noktada duruyoruz. Bugün her gün, her akşam saat 9'da lambaları, ışıkları söndürerek ellerinden hiçbir şey gelmeyen insanların böyle bir eylemle kendilerini İsrail'in yapmış olduğu bu bombalama eylemine karşı bir mücadelede canlı tutan düşünce ve fikirlerine baktığımızda dünya üzerindeki İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da yasaklanmasına rağmen Hollanda'da gerek Müslüman, gerek Hristiyan, gerek tüm dinlerdeki halkların İsrail'in yaptığı bu zulmün karşısında ortaya bir miting şeklinde propaganda gösterileri yapıyorlarsa bugün Türkiye'nin Avrupa'da göstermiş olduğu etkin dış politikanın eseridir. Peki efendim. Bugün eğer Türkiye'de vatandaşlarımız her akşam, her gece bir ilde bu eylemi gerçekleştiriyorsa,
ve 28'inde bir Kudüs mitingini İstanbul Ataköy Havalimanı'nda yapacaklarsa, bu Türkiye'nin İsrail'e karşı olan tutumunu canlı olarak tutan ve Türkiye'nin gelecekte mutlaka bu kanı ebediyen durduracağı adımı atmasını sağlayan bir motivasyon aracı olacak. Sağ olunuz efendim. Teşekkür ederim. Sayın Senem, buyurun efendim. Çin ve Rusya nükleer güçlerdir. Buna Pakistan'ı da bir İslam ülkesi olarak Pakistan'ı da dahil edebiliriz. Bölgede Amerikan emperyalizminin, Batı emperyalizminin ve Siyonizmin yığınağını caydıracak çok önemli müttefiklerdir bunlar. Sadece İslam ülkelerini birleştirerek bunu sağlamak mümkün değil. Onun için Çin ve Rusya burada çok tayin edici. Caydırıcılık açısından. Bu imkan yaratıldığı zaman Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının hiçbir sorunu olmaz. Türkiye en kısa sürede NATO'yu genişletmeyi bırakıp NATO'dan çıkmak durumundadır. En köklü çözüm budur. Zafere kilitlenmemiz lazım. Sayın Karadu, zafer. Zafer nedir? Stratejik olarak Doğu Kudüs merkezli, başkenti Doğu Kudüs olan, bölgesel bütünlüğü olan iki devletli bir çözümdür. Filistin'dir. Filistin son 30 devleti, saniye efendim. Bağımsız Filistin'dir. Bunun en kestirme yolu demin dediğim gibi ittifakları büyütmek ve Türkiye'nin atacağı adımlar, Suriye ile birleşerek atacağı adımlardır. Türkiye arabuculuğu falan bir tarafa bırakalım. Buna yoğunlaşmalı ve hatalarından dönmeli. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, Milat Gazetesi yazarı Sayın Ersan Ergür Haber Artı'da bizi kırmadı. Çok çok teşekkürler. Ve Vatan Partisi MYK üyesi Avukat Sayın Nusret Senem, çok çok teşekkür ediyorum Haber Artı'ya katılıp görüşlerinizi paylaştığınız için. Verimli olduğunu düşünüyorum. Kamuoyundaki esaslı tartışma zeminlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ve gün içine döneceğiz yayınımıza veda ederken, onu da ifade edelim. Filistin, İsrail Siyonizmi ve ABD emperyalizmine karşı açıkça çok kararlı bir şekilde savaşıyor. Hükümet ise bu önemli süreçte İsveç'in NATO'ya girme sürecine bir hız kazandırdı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek kameralar karşısına geçti ve NATO'ya evet'in Filistin'e ihanet olduğunu vurguladı. Açıklamada Hamas liderlerinden Fevzi Berhum da yer aldı. Şimdi o açıklamanın tamamını bir kez daha ekranlarınıza getiriyoruz. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.